Türkistan Birliği ırka şiddete karşı olan, ırkçılığa şiddete karşı ama olan hani bir Türk düşüncedir. Olarak baktığımızda. Hayır, lider olduğu için Türkiye, Türkler o şekilde söylüyoruz. Yani başka türlü nasıl söylenebilir? Yani mesela Türkiye'de bir manevi lider vardır. Mesela Mustafa Kemal Atatürk. Değil mi? Atatürkçülük diyoruz. Yani bu ırkçılık anlamına gelen bir şey değildir. Atatürk bak, Atatürk, Türk'ün atası. Değil mi? Evet. Bunun gibi yani Türk-İslam Birliği, İslam alemini yöneten bir güç var, bir topluluk var, bir kavim var. Bunun adı o. Yoksa üstünlük anlamında değil. Yani Türk olacak mı? Diğer ırklarda Türk olacak mı? Bakın, Ermeni, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, efendim, Arap, aklına gelir her şey, değil mi? İranlılar, yani Pers ırkı diyelim yani. Hepsi Allah'ın kullarıdır ve bunlar hep birbirine eşittirler. Üstünlük ancak takvayladır. Hatta Peygamberimiz hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur diyor. Üstünlük ancak takvayladır diyor. Üstünlük ancak takvayladır. Dolayısıyla ırk İslam'da kesinlikle yoktur. Ama takva üstünlüğü vardır. Bak Allah katında en iyi olanınız diyor Cenab-ı Allah. Şeytana Allah'a sığınırım. En iyi olanınız en takva olanınızdır diyor. Yani en güzel ahlaklı olan en takva olandır. Türkler de bu konuda hem cesur, hem karakterli, hem sabırlı, hem iradeli, hem cefakeş, çilekeş, fedakar ruhlu oldukları için Allah onlara bir liderlik vermiş. Bu görülüyor şu an. Bu liderin adıyla bu birliği anmış oluyoruz. Türkistan Birliği diyoruz. Konu bu. Yani Türkler sadece önce olacak diyorsunuz. Evet. İşte Kürdüydü, Ermenisiydi. Bunlar hepsi onlar Türk bizim olarak kabul edecekler mi kendilerini? Bunu merak ettim. Hayır öyle bir iddia yok. Mesela Ermeni, ben Ermeniyim der. O bizim canımız ciğerimiz, kardeşimiz. Yani Ermeni yani Allah onu biz de kavim kavim yarattık diyor. Yani bu onun için bir onurdur. Yani bir anormal bir şey değil ki bu. Mesela bir Ortodoks ben Ortodoksum diyecek. Ve Musevi ben Museviyim diyecek. Ve hepsi kendini, kendi dinini, kendi inancını güzel görme hakkına sahiptir. Mesela buraya Musevi arkadaşlar geliyor, hohamlar. Mesela diyor ki benim inancım haktır diyor. Hristiyan geliyor, benim inancım haktır diyor. Biz de diyoruz ki Müslümanlık, biz Müslümanız, bizim dinimiz haktır. Ama kardeşiz, dostuz. Ya niye kardeşiz diyorsun diyorlar bazı aklı evveller. Kardeşim peki ne söylenir? Yani kardeşlerimizle ne diyeyim? Yani arkadaş desem arkadaş da değil diyor. Dost da değil. O zaman düşmanım, nefret ettiğim adam bunu mu diyeyim yani? Yani ne kadar akılsızca bir ifade bu. Allah'ın kullarına, ehli kitap olan insanlara, mazlum insanlara, kimseye bir zarı zoru olmayan insanlara Resulullah nasıl şefkat, sevgi gösterdi, muhabbet gösterdi? Biz Osmanlı döneminde nasıl ta İspanya'dan aldık o mazlumları buraya getirdik, Musevileri yerleştirdik, baktık, besledik, koruduk değil mi? Evet. Ben ne diyeceğim adamlar geldiğinde buraya, o insanlar geldiğinde? Ey şahıs falan mı diyeyim? Tabii ki kardeşim, arkadaşım, dostum. Yani ne yapmış bana da ben ona kardeşim demeyeyim? Ha din kardeşi miyiz? O anlamda din kardeşi değiliz tabii ki. Ama insanlık kardeşiyiz, dostluk kardeşiyiz, arkadaşız. Değil mi? Evet. Vatan kardeşiyiz. Evet. İnşallah. Yani kan anlamında bir kardeş değiliz tabii ki. Yani ben şimdi size kardeşim desem, kardeş değiliz biz sizden. Yani kan anlamında değiliz. Ama vatan satındaki bütün insanlar bizim kardeşimizdir. O anlamda kardeşim derim. Niçin demeyeyim yani? Ne demem gerekiyor başka yani? Değil mi? Evet. Dost da değiller diyor. Yani şimdi tamam ayet var ama dostlar edinmeyin şeklinde değil o ayet. Kendinize veli edinmeyin, yönetici edinmeyin diyor. Tabii ki yani mesela bir Hristiyan başbakan olamaz. Çünkü dindar bir Hristiyan çünkü kendi aklına göre, kendi inancına göre yönetmek isteyecektir Müslüman ahaliyi. Bir Müslüman da bunu istemez. İstemeyin diyor bunu Allah.